Evet sevgili YouTube severlerim, bugün de köyümüzdeyiz. 12 Haziran 2022 tıbbi aromatik nane ekmiştik geçen sene. Tabii ki tarlayı ot basmış. Şimdi ot alışını göstereceğim. Ayrıca aletleri göstereceğim. Tabii ki köyün şöyle manzarasından biz harman deriz. Fındığı topladıktan sonra fındığı seritip mahsulü kurutma alanı. Oradaki çıkan size salebi göstereceğim arkadaşlar. Salep çeşidinden bir tanesini göstereceğim. Hatta kökünü söküp nasıl üretimini yapıldığını da göstereceğim. Kurutulduğunu. Ama asıl amacımız tabii ki tıbbi aromatik nanenin otunun alınması. Ve dizdiğim sıranın konumu size şöyle bir manzara göstereyim. Kuş sesleri, çiçeklerin, arıların, ineklerin kelek sesleri de geliyor. Ama asıl göstermek istediğim bitki bu arkadaşlar. Salep. Gördüğünüz gibi harika bir, şöyle elim arkasını da tutayım. Net bir şekilde görün. Şöyle ışığı tersi alalım. Pardon, şöyle yapmam lazım. Evet arkadaşlar, bak. Bitkisinin arkadaşlar, bu bitki belli bir süre doğada oluyor. Daha sonradan her şeyiyle birlikte tekrardan yok oluyor arkadaşlar. Bakmaya kalktığınızda göremezsiniz bu bitki. Yaprakları da böyle alalıdır. Bakın. Salep bitkisinin. Tabii ki burada bayağı bir salep var. Bakın şöyle baktığınız zaman gördüğünüz mor olanlar hep salep arkadaşlar. Çeşitleri var salepleri. Arkadaşlar şu andaki bu çeşidinden bir tanesini sökeceğim. Nasıl üretimin yapıldığını, çoğaltıldığını onu da göstermiş olacağım. Tabii ki tarlamız da şurada arkadaşlar. 250 metrekare. Gördüğünüz gibi değişik bir ot türü basmış durumda buradaki çimendeki. Bu yerde de arkadaşlar fındığı seritip kuruttuğumuz alandır. Şunlar da fındık ocakları. Şu yerdekiler. O tarlada arkadaşlar, orayı biraz daha yakından anlatacağım. Nane tarlası şekline dönüştürdüm orayı. Daha büyük bir alana transfer edeceğiz. Orada tohumluk gibi fide olarak yetiştirmek amaçlı kullanıyoruz. O tarlada arkadaşlar şöyle 3 ağızlı, daha doğrusu 4 ağızlı bir kazma türü. Bu otları kökleriyle birlikte sökebilmek için, toprağını da olduğu yere bırakmak için. Şuna da ot kazması derler arkadaşlar. Ot kazmasının diğer kazmadan farkı, ağzı geniştir arkadaşlar, incedir. Dolayısıyla toprağı çok rahat bir şekilde keser ve kaldırır. Kısa mesafelerle vuruşlar yapılır. Derin bir vuruşlar yapılmaz. Dolayısıyla ot çapalanır. Toprağın havalanmasını, yabani otların alandan uzaklaştırılmasını, yetiştirmek istediğiniz bitkinin de yaşam alanını ve güneş enerjisini ve besinsel değerlerinden uzaklaştırmış olursunuz. Ben şimdi arkadaşlar şuradaki salebe vurup kök sistemini göstermek istiyorum. Size bir tane alacağım. Tabii ki bunları doğada sökemezsiniz. Cezası var. 5 milyardı en son hatırladığım, ama şu anda zam da gelmiştir her sene. Doğada sökmeye kalkarsanız böyle bir durum var. Ben sökeceğim. Tekrardan yerleşeceğim. Sadece kök sistemindeki salebin nereden alındığını göstermek amaçlı sökmüş olacağım arkadaşlar. Harikada bir görüntüsü vardır. Yumru soğanlar arkadaşlar. Yumru soğanlar. Bakın bu açıdan göstereyim Naziye'de. Görüntüsünün güzelliğini. Gölge yapmadan. Kokusu da güzeldir. Evet, ben burada az bir durdurayım. Sökeyim ve öyle göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, salebimizi tamamen topraktan ayırmayacağım. Çünkü ölmesini istemiyorum. Bakın, gördüğünüz gibi söktüm. Yaklaşık bir 20 santim, 20 santim bile değil, yani 10 santimlik bir derinlikte yetişiyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz şimdi kök sisteminde 1, 2, 3 tane, şöyle göstereyim, pardon. 1, şurada yumru yapacak, 2 burada, 3 burada. Bir yumru yapacak. Bu 3 yumrudan arkadaşlar 2 tane yumrusunu alıyorlar. Bir tanesini bırakarak tekrardan gömüyorlar olduğu yere. Dolayısıyla salebi elde etmiş oluyorlar arkadaşlar. Bunda şu anda tamamen kök sistemi gelişmedi. Daha Haziran'a 20 burada vejetasyon daha geç başladığı için yumrusu
oluşmuş değil arkadaşlar. Tabii ki tahrip edip de bakın şöyle. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle açayım. Şöyle yamdan yumru oluşuyor bakın şurada. Şu yumruyu alıyorlar arkadaşlar. İki tanesini alıp bir tanesini bırakıyorlar. Genelde bunlar da ihtiyarı alıyorlar. Genci bırakıyorlar arkadaşlar. Ona göre şey yapıyorlar. Bakın bir şey daha göstereyim. Eğer ki bir toprağınızda solucan varsa arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz ya. O bunlar asıl gazmayla çalışan bunlar. Artı bir yandan da gübre bırakanlar. Solucan gübresi hiçbir hayvanın gübresinin yerini tutmuyor arkadaşlar. Artı toprağı havalandırıyor. Bu da toprağın gayet mükemmel bir toprak olduğunu, iyi bir toprak olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi tekrardan salebimize bakın. Şöyle yine fazla şey yapmadan sanki hiç ellenmemiş gibi tekrardan gömdük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi salebimiz yine ayakta. Şöyle biraz da sıkıştırayım ayağımla. Sarı cizmede A olarak. Normal şartlarda hiçbir şey olmamış gibi görüyor musunuz arkadaşlar? Evet arkadaşlar, bir başka videoda görüşelim demeden naneye de geçelim arkadaşlar. Malzemelerimizi alalım. Elimize. Siz biraz doğayı izleyin. Komşumuz da patates yetiştiriyor orada. Evet, bu tarlayı geçen sene hazırladıydık. Nanemizin olduğu yerine geldik arkadaşlar. Şöyle bir kısa göstereyim ne yapacağımızı. İlk önce bir eldivenimizi takalım elimize. Evet arkadaşlar, fındık ocaklarının kenarlarından ağrı yaptık. Bakın şurada bir göstereyim tekrardan sizlere. Taş koyduydum. İyi ki koymuşum. Bu taşın aynısından İp çektiydik arkadaşlar. Bu istikamet boyunca ta karşıya kadar. Oraya da koydum. Dolayısıyla bu ne demek oluyor? Bu alana, şu yere nanelerimi diktim. Arasındaki bununla diğer taş arasındaki mesafe 40 santim arkadaşlar. Naneleri de birer metre aralarla diktik. Çünkü sürgün salıyorlar arkadaşlar. Bakın şurada koymuş olduğum işaretler. Şimdi arkadaşlar, bu yerde özellikle nane sırası üzerindeki otları elimle şu şekilde söküp alacağım. Bu yerde bu otların gelişmesini bu yerde asla istemiyoruz. Kökle dolması istemiyoruz. Alanın dışına bırakacağız arkadaşlar. Tabii ki yağmurlu bir havanın yağdıktan sonra ki güneşli bir havada söküyoruz ki toprak daha yumuşak oluyor. Bakın kökleri elinizde tuttuğunuz zaman çok rahat da geliyor. Evet, en kötü bela olan köy geçirilen otu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz çok hızlı bir şekilde tohum geliştiriyor. Ve tohumunu da döküyor. Kökünden de hemen gene gelişiyor arkadaşlar. Dolayısıyla alandaki yetiştirmek istediğiniz fideye asla izin vermiyor. Bakın hemen gene solucanı gördünüz mü arkadaşlar? Kaç. Bakın yakaladım. Solucan. Müthiş bir şey. Solucanın olması. Evet, nane peki nerede diyeceksiniz. Bakın şurada. Gördünüz mü arkadaşlar, nane sırada gelişmiş. Gayet güzel bir şekilde gelmiş. Yaşam alanında başka ot türünün şu aşamada olmasını istemiyoruz. Niye? Çünkü baskın geliyor. Bakın arkadaşlar, yabani otla nanenin arasındaki gelişim farkına bakın arkadaşlar. Dolayısıyla güneş enerjisine, suyuna, her türlü şeyine ortak olmuş oluyor. Hele de ilk diktiyseniz ilk aşamada asla. Gelecek sene arkadaşlar bu nane bu alanı tamamen kapatmış olacak. Evet arkadaşlar, bu arayı da kazmayla açacağım. Çünkü o kadar alanı elimle sökme imkanım yok. Arkadaşlar, tırmıkla açarak köklerini mümkün oldukça topraktan ayıp bir yere toparlayacağım. Herhalde akşama bitiririm diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Evet, nane
ürünün de satışımızda bulunmakta arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Sormak istediğiniz ya da yazmak istediğiniz herhangi bir soru varsa onları da açıklayabilirim. Bu nanenin de bir özelliğinden söyleyeyim. Bu nane analizini de yaptırdık arkadaşlar. Özellikle de yağsını çıkartarak Türkiye'de şu anda bir numarayız. Mentol oranında en yüksek yağ oranı, mentol oranını elde ettiğimiz nane çeşidini yetiştiriyoruz arkadaşlar. Tarla nanesi değil arkadaşlar, bu tıbbi aromatik nanedir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tıbbi aromatik nanelerimizin elle yolma işini bitirdik. Artık kenarlarda biriken orta kısımda biten otlar var. Onları tabii ki elle yolmadık. Ortadaki yolduğumuz otları oraya topladık. Şimdi o kısım hassas bir kısım olmadığı için bu yeri dırmık gibi olan dört ağızlı ot kazmamızla çekeceğiz, toplayacağız aradakileri. Ondan sonra toprağı hafifleteceğiz ve ot kazmasıyla arkadaşlar hafif bir şekilde çapalayarak bu ortadakini de kaldırmış olacağız ve tamamen nanelerimiz, tıbbi aromatik nanelerimiz ortaya çıkmış olacak. Ve bundan sonraki işlemimiz arkadaşlar, şöyle göstereyim ben size. Şu ortayı da tabii ki bir hafifleteceğiz. Şöyle yapayım. Ve en son olarak videonun şöyle bir hafifleteceğiz arkadaşlar bu yeri. Şu görmüş olduğunuz nanemizi şu alt yaprakların aslında şöyle belli bir yerine kadar koparttığımız yerlerden aslında bunları imkanım olsa kurutmaya alırım ve nane çayı olur ama şu anda o imkanım yok. Bayağı bir vaktim yok. Şöyle getireceğiz arkadaşlar. Toprakla şu şekilde kapatıp şu baş kısmı arkadaşlar mesela şöyle havaya getireceğiz. Bakın. Şöyle yapacağız. Dolayısıyla nane alanı buradan buraya gelmiş olacak. Buradan ribozomlarıyla köklerini tekrar salacak arkadaşlar. Ve çoğalmaya araziye ilk önce yaptığımız set boyunca, çektiğim ip seti boyunca arkadaşlar kapatacağız. Ondan sonra diğer yanlara geçeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde işlem yaparak tarlanın tamamını kapatacağız. Burası 250 metrekare ama biz burada değil, yaklaşık 40 dönümlük bir araziyi kapatmak üzere. Burası sadece yetiştirme alanı. Bir tanesi burası olmuş olacak. Bu şekilde büyük bir alanı kapatmaya yönelik hareket edeceğiz arkadaşlar. Evet. Şöyle yan olarak da göstereyim. Burada ben durduruyorum. Belki bir sonraki aşamada. Arkadaşlar, yağmur bayağı bir yağmaya başladığı için bırakmak zorunda kaldım. Nane fidanlarımın aradaki boşlukları kaldı. Onları da kazdığımı tamam. Bir de tamamlama fidanını dikeceğim. Kimi yerlerde yer yer fidanı yok. Ondan sonra tarla 250 metrekare tam takır hazır demektir.